Basın mensuplarımız, değerli vatandaşlarımız, öncelikle Antalya Manavgat'taki yangın felaketinden dolayı bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz ve halen o mücadeleyi vermekte olan görevlilerimize, güvenlik güçlerimize de kolaylıklar diliyoruz. Bugün kamuoyunda uzun süredir tartışılan, son günlerde de Türkiye'mizin önemli bir gündemi haline gelen sığınmacılar sorunu konusunda Vatan Partisi'nin tavrını ve çözüm önerilerini açıklamak üzere karşınızdayız. Öncelikle sorunun kaynağını saptamamız lazım. Milyonlarca insanın hayatını alt üst eden, iş yerlerinden eden, ailelerini dağıtan, evlerinden ayıran ve bir şekilde vatan topraklarından ayrılmalarına neden olan bu sorunun kaynağı başta Amerika Birleşik Devletleri ve Atlantik merkezli batılı güçlerin emperyalist politikaları ve uygulamalarıdır. Türkiye'nin yakıcı olarak gündemine giren, bölgemizi ve tüm dünyayı da ilgilendiren bu sorunun kaynağı Amerika Birleşik Devletleri'nin mazlum ve gelişmekte olan milli devletlere karşı yürüttüğü parçalama, etnik ve mezhepsel bölünme, İç savaş, kışkırtma gibi saldırılarının doğrudan bir sonucudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği yerden mülteci sorunu çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği yerden sığınmacı sorunu çıkmaktadır, kan çıkmaktadır, gözyaşı çıkmaktadır. İşte Irak, Libya, Afganistan, Suriye ve Filistin gibi mazlumların üzerine yağdırılan NATO bombaları ve bu ülkelere çevrilen Amerikan namluları ve bunların beslediği, Amerika'nın beslediği taşeron terör örgütleri bu sorunun biricik sebebidir. Sorunun kaynağını doğru saptamak çözüm içinde öncelikli ve kuvvetli adım olacaktır. Türkiye'de bir cereyan yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye'de bir kampanya örgütlenmeye çalışılıyor. Bütün sorunların kaynağı sanki sığınmacılarmış gibi gösterilerek emperyalizmle gerçek mücadele mevzisinden çıkılıyor ve komşulara husumet mevzisine düşülüyor. Türkiye'deki ekonomik sorunların ve çeşitli toplumsal huzursuzlukların sebebini yalnızca Suriyeli ve Afganistanlı sığınmacılara bağlayanlara, onları hedef gösterenlere, onları aşağılayanlara ve çeşitli kışkırtmalar tertipleyenlere soruyoruz. 80'lerde Türkiye'nin borçlanma ekonomisini Suriyeliler mi dayattı? Kitlerimizi Suriyeliler mi özelleştirdi? Üreticimizi, köylümüzü, çiftçimizi Suriyeliler mi 80 sonrası kambur ilan etti? Dolar saltanatını Afganlar mı kurdu? Sanayicimizi nefes alamayacak duruma Afganlar mı getirdi? İşsizlik sorunumuz sığınmacılar yüzünden mi bu seviyelere çıktı ve bu denli arttı? Bölgemizde yaşanan terör saldırıları, suikastlar, istikrarsızlıklar sığınmacılar yüzünden mi yaşanıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlarını ve sistemin çıkmazlarını bu sığınmacıların, mazlumların sırtlarına vuran bir kampanya başlatılıyor Türkiye'de. Sığınmacılar gidince ekonomi düzelmeyecek. Üretim devrimi yapınca, Asya'daki gerçek dostlarımızla birleşince Türkiye ekonomisi nefes alacak. Ya da sığınmacılar gidince işsizlik sorunu son bulmayacak. Tasarruf, yatırım, istihdam odaklı bir planla Türkiye insan kaynağını değerlendirecek ve işsizlik sorununu çözecek. Yine sığınmacılar gidince sınır güvenliğimiz garanti altına alınmayacak. Komşularımızla bölgesel işbirliği ve tutarlı bir dış politikayla güvenliğimizi garanti altına alacağız. O yüzden sığınmacıların yoğunluğundan kaynaklanan bir takım problemler bugün Türkiye'de istikrarsızlık yaratmak isteyen Biden tayfası tarafından bir yıkım argümanı olarak da kullanılmaya çalışılmaktadır. İç kargaşalar yaratmak, toplumsal huzursuzluğu derinleştirmek hep bu amaçla bu konu gündem haline getirilmektedir. Suriyelilere ve Afganistanlılara düşmanlık yapılarak elde edilecek hiçbir çözüm bulunmamaktadır. Bu vurun sığınmacılara kampanyası çok uzun süre önce İYİ Parti merkezli başlatılmıştı. O dönemde biz Vatan Partisi olarak bunu kamuoyuyla ilan etmiştik. Bugün de aynı operasyon partisi işin başında görevine devam etmektedir.
Bu kışkırtmayı körükleyen, başta İYİ Parti ve CHP yönetimleri Suriye düşmanlığı yaparken, Suriyeli düşmanlığı yaparken aynı zamanda Suriye düşmanlığını ateşlemektedirler. İnsanlarımızı Atlantik merkezli tezgahlanan bu kampanyanın önüne sürerken aynı zamanda stratejik görevlerini de yerine getiriyorlar. Soruna karşı ciddi hiçbir çözümü bulunmayan, ciddi hiçbir çözümü Türkiye'nin önüne getirmeyen bu merkezler Atlantik gemisindeki rollerini bu vesileyle bir kez daha göstermiş oluyorlar. Oy havcılığı, halk avcılığı, kitle boygoyculuğu, popülizm, işte bunlar iflas etmiş bu sistemin içerisinde çeşitli görevli partilerin açmazlarıdır. Görevleri açık. Türkiye'miz Arap ülkeleri, İran, Rusya gibi komşularla cephe tutmasın. Batı Asya'da ve Doğu Akdeniz'de üzerimize gelen tehditlere karşı komşularımızla birleşmeyelim. Fırat'ın doğusundaki ABD kalkanlı PKK terör mevzilerine dokunmayalım. Borç batağına saplanalım ve yeniden Batı merkezlerine bağlanalım. Bu ortamda İYİ Parti kalksın CHP üzerinden çeşitli karanlık ittifaklar kurarak PKK ve HDP ile yan yana gelsin. İç karışıklıklar tetiklensin, huzursuzluklar artsın. Bir de bu Amerikancı programın üzerine sahte milliyetçilik sosu dökülerek milletimiz, ülkemiz çeşitli dolduruşlara getirilsin. Suriye'ye düşmanlık milliyetçilik değildir. Suriye ile dostluk esas Türk milliyetçiliğidir. Bunu buradan önemli altını çiziyoruz. Suriye'ye düşmanlık yapılarak elde edilecek bir milliyetçilik, verilecek bir milliyetçilik pozu yoktur. Bugün en büyük milliyetçilik Suriye dostluğudur. Bakın, milyonlarca insanı Meral Akşener açıklama yapıyor. Parasını verelim, bunları Avrupalılar alsın diyor. Yine sığınmacılara yönelik su fiyatlarını, çeşitli ücretleri 10 kat arttırıp elinden gelse zabıtayla şehir dışına sürmeyi ilan eden belediye başkanlarını görüyoruz. Yine olmayan bir kurgu halinde topluma sosyal medya üzerinden sürülen sahte mitingler üzerinden toplumu Suriyelilere karşı galeyana getirmek isteyen, kışkırtmak isteyen çeşitli siyasiler, parti yöneticileri, toplum önderleri görüyoruz. Bakın, bu topluma nefret saçan, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa varan bu kişilerin Avrupa'nın çürümüş tavrından ve insanlık dışı göçmen politikasından da en ufak bir farkı yoktur. Bu tavırlar bu toprakların, Türk milletinin tavrı değildir. Bizim değerlerimize, erdemlerimize, bu milletin karakterine aykırı tavırlardır. Ayrıca devletimizin binlerce yıllık imparatorluk geleneğinden gelen çeşitli kavimleri bir arada yaşatma geleneğine, yeteneğine sahip olan devletimizin de uygarlık birikimine aykırıdır. Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş Veli'lerin, Aşık Veysel'lerin, Anadolu erenlerinin kök saldığı bu topraklarda kin, nefret, düşmanlık, vicdansızlık büyümez. Ve bunları büyütenlerin milletle birleşme şansı sıfırdır. Arap düşmanlığına ve mazlum milletlere nefret körükleyen bu tavırlar, büyük liderimiz Atatürk'ün bize bıraktığı milliyetçilik anlayışına ve dış politikası mirasına da aykırıdır. Atatürk her zaman emperyalizme karşı mazlum milletlerin yanında durmuştur. Komşu halkları kardeş milletler olarak bağrına basmıştır. Atatürk'ü temsil eden tavır Suriyeli düşmanlığı, Iraklı, Afganistanlı düşmanlığı değil, bu ülkelerle işbirliği yaparak emperyalistleri bölgemizden kovma ve sığınmacıları yurtlarına kavuşturma tavrıdır. İşte köklü çözüm. Türkiye bu sığlığa, bu ufuksuzluğa, bu çürümeye, bu zaman kaybına mahkum değildir. Bir yanda Atlantik cephesindeki rolleriyle çözümsüz ve çıkmazda olan bir Biden tayfası, bir yandan da söz konusu soruna dair tutarlı hiçbir çözüm geliştiremeyen, herhangi bir stratejisi ve köklü bir çözümü olmayan bir iktidar görüyoruz. Türkiye'de yıllardır tartışılan ve sistemin içinde varılamayan bu sığınmacı sorununa dair tek çözüm Vatan Partisi'nin çözümüdür. Bakın, günlerdir televizyonlarda, gazetelerde, köşelerde, her yerde bu konu konuşuluyor ama hiç kimse gerçek çözümü ortaya koyamıyor. İşte gerçek çözümü bir kez daha Türk milletine ilan ediyoruz. Türkiye'de sığınmacı sorununu çözmek için Suriye ile derhal işbirliği yapılmalıdır. Her alanda.
kesin ve köklü çözümün ikinci bir alternatifi yoktur. Bu sorunun çözülmesi için derhal Suriye ile anlaşma yapılmalıdır. Ortak tehdide karşı Batı Asya'da bölgesel işbirliği Afganistan'a kadar sağlanır ve Amerika bölgemizden def edilirse sığınmacı sorunu da kesin bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olunur. Ancak yalnızca sığınmacı sorunu için değil, esas olarak Türkiye'nin güvenliği, güvenlik stratejisi ve Batı Asya'nın geleceği bakımından da Suriye ile anlaşmak artık hayati önemlidir. Ertelenemezdir. Bakın Karadeniz'den Yunanistan'a, Girit'ten Suriye ve İran kuzeyine kadar dört bir yanımız artık o haritaları ezberledi bütün milletimiz. Amerikan namlularıyla doludur. O namluların hepsi Türkiye'ye, İran'a, Rusya'ya ve Asya'ya çevrildir. Şimdi bizim bu tehditlere karşı bütünlüklü bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Bu koşullarda Suriye ile işbirliği acil görevdir. Tek tek söylüyoruz. Suriye ile anlaşırsak PKK-PYD sınırımızdan temizlenir ve kökü kazınır. Suriye ile anlaşırsak ikinci İsrail planını kesin olarak bozguna uğratırız. Suriye ile anlaşırsak Doğu Akdeniz'de ülkemize yönelen tehditlerin üstesinden geliriz. Suriye ile anlaşırsak Mavi Vatan'daki konumumuzu sağlamlaştırırız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için önemli bir adım atmış oluruz. Suriye ile anlaşırsak iç cepheyi güçlendiririz ve sıkı dostlukları inşa ederiz. Suriye ile anlaşırsak bu çevresel koşulları oluştururuz ve Türkiye'de üretim devrimini inşa etme konusunda önemli bir adım atmış oluruz. Suriye ile anlaşırsak Rusya ve İran'la birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamasına yardımcı oluruz. Ve işte Suriye ile anlaşırsak Batı Asya'da Amerikan tehditlerine karşı cepheyi güçlendiririz. Dünya dengelerini değiştiririz. Rusya, İran, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Abazya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve hatta Çin bunlarla birlikte hep beraber gelişen ve çağdaş Asya uygarlığının öncüsü oluruz. Vatan Partisi bunun için hazır ve bu ülkelerin hepsiyle görüşmeler yapıyor, görüş alışverişleri yapılıyor. Ve Vatan Partisi'nin çözümleri bugün bir bir hayat bulmaya başlıyor. İşte bütün bu denklemde ancak göçmen sorunu, mülteci sorunu adına ne derseniz deyin bu sorunlar çözülebilir. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanırsa işte Türkiye'deki misafirlerimizin de tekrar evlerine, işlerine, vatanlarına dönmeleri için uygun bir ortam yaratılmış olunur. Bu adım Türkiye'yi büyük yüklerden kurtarır. Türkiye hükümetini de büyük yüklerden kurtarır ve en acil köklü çözümdür. Aynı zamanda Suriye devletinin çıkarttığı af yasası ve Beşar Esad'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın evlerinize dönün çağrısı bu ortamda hayat bulur. Son af yasası, Suriye devletinin çıkarttığı son af yasası da göstermiştir ki Suriye'de barışı ve huzuru sağlayacak biricik otorite Beşar Esad yönetimidir. Suriye'siz ve Beşar Esad'sız bir çözüm yoktur. Buralarda da büyük yanılgılar görüyoruz Türkiye kamuoyunda, Türkiye'yi yönetenlerde. Amerika Suriye'de yenilmiştir. Beşar Esad kazanmıştır. Amerika'nın kuyruğuna takılarak hala Esad düşmanlığı körükleyen merkezler bu sığınmacı sorununun da bir diğer kaynağıdır. Son seçimlerde Suriye halkının da ezici çoğunluğuyla zafer kazanan Beşar Esad diyor ki Amerika'yı ve PKK'yı, PYD'yi topraklarımızdan temizleyeceğiz. Buraları bu terör örgütlerinden, bu gerici örgütlerden temizleyeceğiz ve Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız diyor. Şimdi bu çağrılar varken, bu kararlılık varken ve Suriyelilere eve dönün çağrısı yapılırken Türkiye'nin bu tarihi ortamı ve fırsatı değerlendirmesi şarttır. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü tamamlanmadan Türkiye'deki misafirlerin de vatanlarına dönme şansı sıfırdır. O yüzden Suriyeliler Suriye düşmanlığıyla değil, Suriye dostluğuyla ancak vatanlarına dönebilirler. Türkiye daha fazla zaman kaybedemez. Bütün kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz. Türkiye'ye daha fazla zaman kaybettirmeyin. Suriye ile anlaşma konusunda direnerek hükümetimiz Türkiye'nin yakıcı sorunlarını da sığınmacı sorunlarını da çözümsüz bırakmaktadır. Esad düşmanlığına devam etmek Türkiye'nin geleceğini kastetmektir. Ayrıca sürekli Avrupa'ya çağrılar yapmak, Avrupa'ya siz de elinizi taşın altına sokun demek,
onlardan bir takım ekonomik yardım paketleri beklemek. Bunlar da çözümsüzdür. Bunlar da çıkmazdır. Yine sınırlarımıza betonlar yığmak, duvarlar örmek, dikenli teller çekmek, bunların da çözüme dair en ufak bir karşılığı yoktur. Tek çözüm Suriye ile derhal anlaşmaktır. Her alanda. Özellikle askeri alanda. O yüzden önümüzdeki dönem bu duvarlar, mayınlar, dikenli teller de sürece dayanamayacaktır ve köklü çözümler Türkiye'nin gündemindedir. Vatan Partisi çözüm için hazırdır. Buradan milletimize bir kez daha ilan ediyoruz. Bu tarihi fırsatı, bu çevresel koşulları değerlendirecek tek parti Türkiye'de Vatan Partisi'dir. Bu çözümler ancak Vatan Partisi iktidarında ve Vatan Partisi'nin merkezinde olduğu üreticilerin milli hükümetinde gerçekleştirilebilir. Başka bir partide bu ufuk, bu çözüm, bu kararlılık yok. Vatan Partisi'nin stratejileri, siyasetleri, uluslararası plandaki saygınlıkları, çözümleri, dünya dengelerini etkileyecek başarıları, işte çözüm buradadır. O yüzden milletimizden bir kez daha yetki istiyoruz. Bu köklü çözümler, bu köklü sorunlara karşı Vatan Partisi iktidar olacaktır önümüzdeki dönemde ve bu sorunları mutlaka çözüme kavuşturacaktır. Hazırız. Önümüzdeki dönem üreticilerin milli hükümetini kuracağız. Türkiye'yi bu zorluklardan çıkartacağız. Suriye ile anlaşacağız. Sınırımızdan PKK'yı temizleyeceğiz. O toprak bütünlüğü sağlanacak ve Türkiye'deki misafirler de, misafirlerimiz de vatanlarına dönecek ve Türkiye'yi güzelliklere, ufuklara hep birlikte taşıyacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa soruları da alabiliriz.